Göle geldik, biraz geç kaldık. Güneş doğmuştu. Yemlememizi yaptık karşıya. Şimdi hemen hemen o gördüğünüz kamışların oraya olta atıyorum. Onun hizasına. İnşallah tutabiliriz. Hadi rastgele. Attığımız yerde kalıyor. Zilimizi de takıyoruz. Beklemeye geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Sazan beklerken oltamıza karabatak yakalandı. Hayırlı. Aldık, zarar vermeden çıkardık. Biraz saldırgan bir hayvan. Biraz yaraladı. Tırnakları çok sivri. Göreceğiniz üzere. Şimdi bunu tekrar suya iadesini yapacağız. Sazan niyetine suya bırakıyoruz. At havaya, havaya. Havaya atla havaya. Havaya at havaya. Uçma yeteneğini de kaybetmiş bu arada. Çekildi. Evet. Oo, Alptekin. Güzel bir balığa benziyor. Tasmalı abi. Güzel. Bak nasıl çıkıyor üstüne. Güzel. Evet. Kepçemiz olsaymış iyiymiş. Yalnız kepçeyi orada bıraktık tabi. Zil sesini duyunca. Pauslu abi. Balık sağlam mı diyor? Evet, ben kepçeyi alıp geliyorum. Sen balığı kaçırma. Boşluktan çekeceğiz. Sola doğru giderse daha iyi. Ha, oltaların solundan getiririz. İşte bak bakalım. İyice soldan da alabilirsin. Üste çıktı mı yine? Takmayalım. Evet. Olursa şunun ortadan getireceğiz. Evet, buraya geliyor. Ha, gel şuradan alırız. Bak şurası müsait. Şurası müsait bak. Bunların arasında. Heh, oradan getir abi. Yalnız balığı gördüm suyun üstüne çıkınca inşallah güzeldir. Gördüğüm gibi fena değil gibi gözüküyor. Aynalıya da benziyor. Oha. Tam o hizadan getir abi. Tam o hizadan getir. Orada bir ot daha var. Evet. Aynalı. Aynalıya benziyor. Balık aynalı. Ha şu şeyin üstüne bir gitse. Ha. Ortada mı gitti? Oraya gitme. Oraya gitme. Hadi be. O kadar büyük balık değil ama. Abi yanına ya işte oraya basıyor. Heh, geldi. Ha. Büyük değil dediğin ya en az 2-3 kilo falan var. Oo çok süper. Çok süper balık. Getir. Gel oğlum. Vallahi çok güzel balık Alptekin. Getir abi. Yavaş ha şu kamıştan çıktığımız şeyde kepçede. Çok güzel, çok güzel. Hadi bakalım. Gel bakalım. Ha. Al şunu. Bir misinamız daha geliyor mu? O şey. O bir oltanın misinesi. Güzelmiş ya. Güzel güzel. Bir de karnından galiba. Yok ağzından da takılmış. Mi? Evet. Hadi rastgele. Çok güzel. Yani tahminime göre 2,5-3 kilo arası. Bir de poz veriyor yap. Resim alayım. Biraz balığı bana çevir. Evet. Harika. Oo, gayet güzel. Alptekin Bey. Kepçeyi alabilir misiniz lütfen? İyi mi? Kepçeyi rica ediyorum. Eyvah yan tarafa bas. Şöyle biraz çıktı. Kamışlara girdi.
bunu da çekti galiba. O tarafa git. Çok büyük değil ya, ufak. Evet. Küçük ya, küçük. Direkt iadelik gibi duruyor. Yo, limit gelebilir şöyle, gibi. Böyle çekeceğiz. Kepçeye bu balığı koymayacağız. Evet, gel bakalım. Evet. Şöyle yer değişelim ki. En azından bir tane aynalımız var. Biraz küçük müdür? Güzel. Çok güzel. Tutması zevkli. Bunu iade edeceğiz. İadesi, evet. Hadi rastgele. Hadi rastgele. Evet. Büyük usta Aytekin Güler yine sanatını konuşturuyor. Günün en büyük balığı. Evet, kepçeciğimiz Ataman'dan budak. Kepçe... Kepçeler elimizde. Ay da kepçelere fısıldayan adam. Sazanların efendisi. Ağlıya balık. Ay da güne. Bak şuradan yürü. Şu kamışların üstüne. Asılma da bu taraftan. Şu kamışın üstünden git. Evet, balık. Ben bir an senin balık zannettim şap. Aytekin abi, istersen o tarafa doğru gidelim. İki olta çünkü misinayı çekeceksin. Şu kamışın üstüne attırabiliyorsan gel, oradan direkt çekersin. Balık geldi burada ya. He, balık burada. Oo, güzel. Aytekin abi, şuradan şey yapalım. Görüyor musun Ataman abi balık? Görüyorum. Şuradan getirin. Gelsene abi. Oraya alamaz. Balık pullu. Pullu ama gayet güzel. İri. Gel bakalım. Gel babana yavrum. Evet. Geldi mi? Kaçırmak yok. Tutmak var. Şundan bir kurtarayım mı? Vay Aytekin baba be. Yılların eskitemediği yetenek. Tasma nasıl istersen kaçacak. Yani yapacak bir şey yok. Ne gibi gösterelim. Hepsini çekiyoruz. Tabii. O tarafa doğru bastı balık. Sağa doğru gitmiş. Ama fazla büyük değil herhalde. Çok rahat değil. Bütün yemlerimizi toplamış artık. Evet, bütün ziller ötmeye başladı zaten. Bütün yemlerimizi toplamış. Evet. Maalesef tamam. Küçük bir balık. Ama seni geri bırakacağız. Şansın var. Bazen küçük olmak da işe yarıyor demek ki. Dur bakalım. Nereden bırakıyorsun? Şurada. Bir saniye. İnşallah yine biz tutarız büyüyünce. Hadi rastgele. Bekle, göremiyorum. Bunu şaşırdım. Bak, bu sefer iniyor aşağıya. Balığımız bize doğru geliyor arkadaş.
Şimdi vazgeçti gidiyor. Şimdi vazgeçti gidiyor. Balık fena değil. Aytekin Bey, kepçeyi rica edebilir miyiz? Evet. Ataman Bey, tasmamızı vuralım arzu ederseniz. Hayvan buraya geliyor çünkü. Evet. Herhalde o kadar oynamaktan sonra balık kaçırıcı olabilir. Sanki öyle gözüküyor. Ama buraya doğru geliyordu. Bir balık, sanki küçük bir balık var, evet. Yakalandığı için şanslı bir balık. Şimdi buraya diğer gelenlerden görüyoruz. Bu balıkları hep alıyorlar. Oo, kocaman kocaman diye böyle bir nidaları var. Ama biz almıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Yok yok. Bekletmeden bırakıyoruz. O da giriyor. Düşürdük ama zarar vermedik. Buradasın biliyorum. Şansımız hep küçük balıklar vurmaya başladı. Aslında işte tutulmasın onlar istiyoruz ama yine de geri bırakıyoruz nasılsa. Galiba bugünkü en küçük. Kaldır kaldır. Ha, aynalı. Bu da mı aynalı? Ha. Aynalının küçüğü bile güzel ya. Biraz yine de sağlam tutuyor. Ben ezmeyeyim diye yavaş tutuyorum. Geri kaçıyor, yere düşüyor bu sefer. Evet, incitmeden. Yani aynalı sazan. Gölde aynalı sazan olması da büyük şans. Aptekin oltaya sazan vurdu. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Fazla büyük değil gibi sanki ya. Biliyor. Evet. Kepçeyle hiç uğraşmayalım o zaman. Çek bakalım. Bu tarafa mı geldi? Görüyorum ama. Galiba tam. O iyi. Yo, güzel. Yani limitte bir balık. Çekip alabilecek misin? Çek al, çek al. İstersen kepçeyi de getiririm ama. Almış olalım, evet. Bravo. Santim var artık. Evet. Şöyle elini alınca büyüklüğü daha iyi belli olacak. Evet, güzel balık. Geliyor. Sineye dolanmayaydı iyiydi. Aynalı aynalı. Sen kepçeyi sok abi, geldi balık. Evet. Balığı aldık. Gayet güzel balık. Alptekin'in aynalı. Haydi rast gelsin. Gelmiyor. Çıkmıştı biraz önce ottan.
Çekiyorum. Balık çıktı değil mi kamıştan? O güzel. O kadar da değilmiş de. Evet. Sağına soluna takılmıştır. Ha, öbürleriyle aynı. Güzel, limit var. Limit var, ataman dalmadak. Evet, bravo. Bravo, bugün senin günün. Bu üçüncü balığın iki pullu bir aynalı. Hatteki. Yine her zamanki gibi yemeye başladık, balık vurdu. İnşallah yemeğin ortasında daha irisi vurur. Şimdi Aytekin abi kıymayı kavurmaya başladı. Ben de sarımsak soğan kesme işine girdim. Sen balık tuttuğun için ne diyoruz? Sen balık tutuyordun bu esnada. Nasıl? Öyle şey. Yağ verdin mi? Yağ koydun mu? Yok bu şey bir kağıt da. Aytekin abinin tatlı biberleri bunlar. Görüldüğü üzere. Bunları doğradıktan sonra bir müddet elini yüzüne gözüne sürmemen lazım. Tatlı değil mi Aytekin abi bunlar? Bahçenin. Bahçenin evet. Beklenen cevap geldi. Bahçenin tatlı biberleri. Kolay gelsin Abdekin. Teşekkür ederim. Domatesler soyuluyor. Resmi domates soyucusu olarak. Evet. Herhalde şu Aytekin abinin kavurduğu şeyin içine gidecek o domatesler. Kıymalı menemenimiz. Evet. Hadi bakayım, kolay gelsin. Şefimiz Aytekin Güler her zamanki gibi yeteneğini konuşturuyor. Kıymalı biberli menemenimiz, soğanlı. Yanında çayımız. Bunu közde herkes pişiremez. Kolay gelsin Aytekin abi. Teşekkür ederim. Aytekin abimiz. Şef açtı. Evet, elinize sağlık. Menemenimiz. Çay kaynasın. Menemenimizi yiyelim. İyi, hadi rastgele.